Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde balık aşıran koyundan çıkıp büyük çatı koyuna demir atmış ve etrafı gezmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu an öğlenin saat 1'i civarı. Bayağı bildiğiniz sıcak var. Derece. Su burada biraz daha şey, azmak karışıyor ama temiz, güzel. Ondan sonra Eda orada kendine bir keyif köşesi yapmış. Oraya bağlamış kendini, simidin üstünde ağacın gölgesinde öğlen sıcağını geçiriyor. Nasıl durum Eda? Yeni bölümümüzde büyük çatı koyunda biraz dolaştıktan ve su teminini sağladıktan sonra küçük çatı koyuna şöyle bir bakıyoruz. Ardından Tuzla koyuna gidip demir atıyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aynen, yere ben de bizim kıç halatına bağlanacağız. Orayı bitliyoruz. Koy kalabalık aynı şekilde. Bakalım. Geliyorum. Geliyorum. Evet, ben de şu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bir ip yardımıyla kış halatına bağlı olarak böyle bir eğlendirdiler. Güzel yok ya. Evet. Bir tane tek tonlu bir çalabilir miyim lütfen? Hemen. Gene söyleyeyim Mert Bey, sıradaki. Ben mojito rica edeceğim. Mojito alayım sana da, tamam. Sabun koyacağım da içebilirim, yeter ki buzlu olsun. Canım çok çekti ya, artık burada olmayan yapmam, her şey evet. Canım çekiyor. Mesela dondurma canım çekiyor sürekli. Güzelmiş ama ya, rahat ya. Çok iyi gölge ya, delirsin. Oh. Vallahi bomba. Fotoğrafımız bu şey. Aynen. Başka ne canın çekiyor, onu da anlatsa. Ya şey, dondurma olur. Böyle buzlu bardağa kola konuyor. Yani kola ama soğuk. Bu değil de buzlu bardakta. O önemli. Başka? Başka benim için. Dondurma dedik. Zaten çok ya. Önemli. Cam çekiyor şöyle sakızlı. Ondan sonra naneli. Of. İçine bir de limon atılan gazoz olabilir. Yine buzlu bardakta. Soda, limonlu soda. Buzlu soda olabilir ama gerçek soğuk olacak. O şart. Evet, çok iyi oldu ama. Ne göre dedikodusunu yapabilirim arkadaşlar. Ben çok kıskanç. Hemen kıskandı ve simitini şişirdi, hemen geldi peşimden. Aslında bu benim fikrimdi gölgede böyle oturmak. Zaten unicornumu da patlatmıştı hatırlarsınız. Geçen sezondan hala patlak zavallım. Kıskanç. Kendi simitini oturmuş. Şimdi arkasından çapa atacakmış. Böylece kıpırdamayacakmış simiti. Ağaç gölgesinin en orta yerini kapmış olacakmış böylece. Tam bir kıskanç. Tam bir haset. Fesat. Her şey var. Çok çekiyorum arkadaşlar. Neyse, aramızda kalsın. Bak, çapa almaya gitti. Çapa mı alacaksın Mert? İyi yaparsın. Aferin, süper fikir. Ay. Ay. Bana da bir soda getirir misin? Ben uzattım şu ipimi. Böylece en orta yeri ben kaptım. Geldiğinde dolu görecek burayı. Onun ipi kısacık zaten. Ağaç gölgesi çok iyi. Ağaç candır vallahi. Verdiği serinliği hiçbir şey vermez. Dur geliyorum.
getirmiş vallahi. Ya dünyanın en iyi kocası ya. Yeminle bak çok samimiyim, kral adamsın. Her zaman. Oh yarasın. Benim ipimin öbür tarafına bağlısaydı. Allah gittim. Kayıtlı mı? Evet. Merhaba. Bu benim çapam. Gördüğünüz gibi 750 gram bot çapam. Şimdi kendimi çapalayacağım. Çapayı bu tarafa atacağım. Yani kıçtan çıma tutacağım. Bu tarafa gelip de kendimi ipe bağlayacağım. Böylelikle hep gölgede kalacağım. Bize bir simit tanıtımı da yapacak mısın ayrıntılı? Evet, ayrıntılı. Mert Gregor. Mert Gregor tadını. Çapa mı attın? Bak çapa bu. Nefis. Ya çok tatlı çapası gerçekten de. Minnoş. Çapayı uzun atarak almışlar. Gölge alanı tespit ediyoruz önce. Rüzgar yönünü ve gölge alanını. Bu arada ben fırıl fırıl dönüyorum. Atıyorum. Evet, çapayı atıyor Mert. Vay be. Kaç metreye attın çapayı? 35-40 saat. 40 saat. Şimdi böylece rüzgar o tarafa götürmeyecek ve şu ağacın dalına girmeyeceğim diye düşünüyor. İpin bitti, ayarlayamadın kaptan. Tabii gömülsün çok önemli, çapa tarar falan. Evet, şimdi buradan da başını bağlarsak. Ama şeyleri yanlış yaptım. Yanlış hesapladım. Mert kaptandan simit bağlama yöntemleri. Bunlar çok önemli bilgiler ve dersler. İleride bir gün teknede yanarsanız ve gölge bir yer bulursanız bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Biraz bağırarak anlatın kaptan. Çünkü bir ders niteliğinde sizin her sözünüz bir ders, her sözünüz bizim için bir ders niteliğinde ders. Evet, bak gördüğün gibi şu an rüzgar altı gönlümde burası, tamam mı? Evet. Çapayı da bu yönden buraya bağlayacağız. Boşuna alıyoruz. Ondan sonra ızbarçamızı atıyoruz ve sabit bir şekilde artık burada durabiliyoruz. Doğru mu hocam? Var be. Motor yatçılar gibi yapın. İyice kastırayım ağaçları. Evet, o motor yatçılar niye öyle Mert? Anlatsana onu da bize. Ben serbest takılmayı seviyorum alarga. Bak şu an benim yönüm de güzel, gölgem de güzel. Aa, larga yani large takılmayı seviyorum. Böyle hiç ellemeden böyle durabiliyorum. Mert o ne? Mert elinde su taşıyor. Aa! Bayağı su mu? Altılı su, inanmıyorum. Nereden buldun? Gerçekten. Gulet vermiş. Oley, suyumuz bitiyordu. Ay sağ olsunlar ya. Guletlerin hayranıyım. Aynen. Azalmıştı. Evet, çok iyi oldu ya. Bomba. Mert sularımızı taşırken. Bir kaplumbağa gibi. Ha pardon, neydi ya? Susamurları mı göbeğinde taşıyordu? Vay be, guletlerden. Tek soğukluk burada demek ki, azmak su bulan insan. Maşallah, şanslıyız bugün de. Arılardan kaçtık. Ben şimdi uzanıyorum tekrar üstünde. Karşıdan şey çanları geliyor. Tekneye falan.
burada gider mi isimli çalışma. Hummalı bir çalışma var. Bakın çatı boşalmış. Çünkü bugün hava düne göre, ondan önceki günlere göre çok çok iyi. Mert Kaplan kıçal atını topluyor. Artık çatıdan ayrılıyoruz. Yapan yerine simit açmayı tercih edenler. Bence gider. Dur bakalım. Gitmezse de söker alırım, ne yapayım. Ne yok mu? Vereyim. Sağda güneş yükseliyordu. Kuzeye giderken Gökova'nın biraz daha doğularına, kuzeylerine gideceğiz. Tam ucunda. Size de iyi seyirler. Freedom gibi. Bye bye. Çok çamurlu. Biraz sal istersen. Tamam. Çamurlu çapa. Simitim gayet gidiyor. Bakar mısınız yani, ne kadar boşalmış. Burayı böyle boş mu görecektim Allah'ım? Yine Gökova Gökova canım, yani yine beyaz beyaz dalgalar var, deniz üstü köpürüyor. Ancak yani 2-3 güne kadar yani çok çok iyi, en iyi hava. Şu adacıktan çatı hemen anlaşılıyor. Üstündeki çam ağacı aslında aslan gibi duruyor. Öyle bir yatmış ki rüzgarda. Gökova'nın, Ege'nin, batının rüzgarını almış gün batımını. Küçük çatıya bir bakalım dedik. Küçük mini mini bir çatıcık. Küçük çatılar dolular. İskele orada mı bakmak? İskele bence şurada değil miydi? Galiba şu taraf mıydı Mert? Oraya koymuştuk. Evet evet, iskele şurada. Şuraya da demir atmışız eskiden. Evet. Vay be. Mini mini bir iskelecik. Demir atacak mısın? Gerek var mı? Evet. Oradaki iskeleden içeriye doğru gitmiştik, yürümüştük. Bir buralarda bir doğa yürüyüşü yapmıştık. Çok zevkliydi yani. Hala aynı şekilde durması çok güzel bir şey. Burası yine dolu yani, gördüğünüz gibi. Bay bay. Kaç yılındaydı Mert buraya? 2016 mı? 2016 falan. Evet. Tam şu iskele bizim yerimiz. Bay bay. Simit Mert'in iddiasının aksine gayet iyi gidiyor arkadaşlar, simit yelken. He? Simit yelken iyi gidiyor. İnsanlar kendine baktığımızı sanıyor. Biz de hemen yanındaki yere bakalım dedik. Evet evet aşkım. Bu tarafta halat var solda. Biraz bekle, bence çıkacaklar nasılsa.
Problem yok, ben şuraya yanaşacağım. Ha, acil durum mu? Tamam Mert, bir çık da. Halata geldim zaten iyice. Ne olmuş acaba? Ha, çıkmış, şimdi geri geliyormuş. Bir şey oldu demek ki. Buraya mı gelecek? Ha, size. Tamam. O zaman biz buraya atalım. Aa, bir şeyler kırılmış. Yazık, onlarda da bir şeyler kırılmış Mert. Ha, geri dönmüşler. Küçük çatı koyunda şöyle bir handikap var. Tam karşısında bile olsan hafif solgan alıyor. Ancak şu kuytuya girmen lazım. Orada dolu zaten. Onun gibi bir şey. Kahve içip devam edeceğiz. Yine sığ bir suya yanaştım ki kimse olmasın diye. Arkada şuraya bazen havuz gibi oluyordu ama şimdi toprak yüksek. Bir de bir tane simit var kıyıda. Şu an Rokova'ya gidiyoruz. Önce Yedi Adalar burnu var. Deniz böyle. Rüzgar ve deniz çalkantılı. Bayağı bir. Bugün gene. Gökova'da normal. Şu an yaklaşık 2,5 metre falan bazen. Dalga geliyor gidiyor. 2-2,5. Bir saat falan bir seyrimiz var. Yani durum bu. Evet Eda, nasıl Gökova? Sana fena Gökova işte yani. Sana bugün neler hissettiriyor? İçeriği de çekmek istedim. İçerinin hali bu şu anda. Şu anda böyle oldu. Seyirden dolayı her şey döküldü. Gördüğünüz gibi oluyor. Her an her şey yıkılabiliyor yani. İçerisi sabit değil. Lakin dışarısı hiç sabit değil. Ondan kaynaklı. Şöyle göstermeye çalışayım. Sallan yuvarlan gidiyor. Dalgalan sen de şafaklar gibi nazlı durursun. Aynen öyle. Ah Gökova, vah Gökova yani. Disneyland'da gibi. Kendimi Disneyland'da düşünüp çekiyorum. Arkadaşlar niye küçük Emrah modu oldu? Ben acılar kaptanıyım. Acıların kaptanı. Sallan yuvarlan bana. Ben çarpıldım ben sana, şikayetten ibaret dudaklarımdan al sana. Kuzeye doğru yaklaştıkça ve doğuya dönünce sakinleşti. Demek ki güneyde patlaklık varmış. Artık biz de döndük doğuya. Fener yani Çanakkale da bayağı doluymuş. Geçiyoruz şöyle. Tuzla'ya doğru gideceğiz. Buralarda bayağı küçük küçük adacıklar var. Önünde minicik adacığı olan Adalı Koy.
Bunu da geçince artık sadece tuzla kalıyor. Ada kapatmış. Önüne güzel gözüküyor. Adalı koy çok arılı olurmuş. Arılı. Allah. Arı. Bunun hemen girişinde sol tarafta gerçekten aliki yani tuzla var. Tuz topladıkları. Gidip bakacağız sonra. Şöyle bir bank var kıyıda. Onun arkasında bir hafif gölet gibi. Demek ki zamanında tuz topluyorlarmış orada. Haritalarda göl gibi gözüküyor. Görüyoruz artık. Bu tuzla Löngöz'e sırt sırta. Hemen tepeyi aşarsanız Löngöz'e gidebilirsiniz yürüyerek. Üstünden yol gidiyor. Bakın yol var. Şu ağaçlar da çok güzel gözükmüyor. Buradan yürüyerek Löngöz Alibar'a gidebiliriz. Hatta bir araba geliyor bak. Yol olunca kampçılarımız ve günübirlikçilerimiz de eksik olmaz tabii ki. Tuzla'nın sonunda balıkçıların iskelesi. Hisar önünde hep keçi görmeye, tavşan görmeye, onları beslemeye alışmıştık. Buralarda hiç hayvan yok mu diyordum tam. Vahşi inekler geldi. Yılkı inekleri. Şeyden eksik, sallama şöyle. İnsan izliyor tabii. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bence şu taraflara gidelim. Galiba. Evet. Sence? Tuzla'yı da ilk kez böylece görmüş oluyoruz. Bayağı yol sıfır Mert. Ali'den bile daha yakın. Önümüz gidiyor. Bu abi su da yeter. Tamam. Daha kırmızı da. Yalnızdık üç yelkenli. Sessiz sessiz takılıyorduk. Sonra şu motor yat geldi devasa. Bakın hala demirlemeye çalışıyor sürekli. Sürekli bir uğultu böyle uçak uğultusu gibi. Resmen elektrik enerji servis harfiyası. Tekneler bunlar. Başka bir şey değil. Sürekli o jeneratörün çalışması da gerekiyor zaten. Bizler için çok kötü etrafında bulunanlar için. Şimdi bir de altlarına ışık da yakar. Oraları ışıl ışıl aydınlatacak. 25 dakika falan oldu. Hala uğraşıyorlar. Hala bir bağlayamadılar 48 yerden. 32 tane demir falan attılar. Onları topluyorlar.
Tavfi rahatsızlık ya. Hadi gidin ne olur ya. Bayağı gidin. Gürültünüzden bıktık ya. Bir de tam rüzgar altındayız. O kadar tam bütün gürültüleri burada yani. Ya Allah dualarımızı kabul ediyor galiba. Gidiyorlar inşallah ya. Hadi. Yazdığı gibi Georgetown'a güle güle. Yabancı mı abi? Yok ya. Gene o alevere dalaverelerdendir. Tabii canım. Yabancı bandıralı. Aynen ya. Bir de 25-30 dakika sürdü ya. Yeter artık. Hakikaten şu uğultudan beynim durdu ya. Şurada ne güzel. Bakın şu önümüzdeki tekneye bakın ya. Rüzgar enerjisi, güneş paneli. Ne güzel. Sürdürülebilir yelkencilik. Bunun bir sürdürülebilir yanı yok yani. Bunlar sırf sarfiyat. Doğa katliamı. Başka bir şey değil. Çapada aynen geri kaldı orada. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Bu sessizliğin sesi. Fakat bizde de ne göz varmış arkadaşlar. Yani adamları buradan def ettik. Of be. Böyle gürültülü aletler koy içlerine girmesin. Yani koy dışında dursunlar yani. Çok mu şey istiyorum? Hayır. Tekrar huzur, tekrar cırcır böcekleri. Tekrar dalgalar. Merhaba.